Değerli Polemik Haber takipçileri, ekonomide artık taşlar yerinden oynadı. Döviz kurunun yükselmesi ve faizin de yükselmesiyle birlikte Türkiye zor bir sürece girdi. Bu süreçle birlikte enflasyon rakamları da TÜİK tarafından açıklandı. %16,9 olarak açıklandı TÜİK tarafından enflasyon rakamları ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da enflasyonu tek haneye indirmek konusunda kararlıyız dedi ve Kanal İstanbul'u da başlatacağının müjdesini verdi kendi ifadesiyle. Bakalım Sayın İbrahim Kahveci ekonomi yazarı ne düşünüyor bu konularda? Enflasyon, döviz, faiz ve Kanal İstanbul konularında neler düşünüyor Sayın Kahveci konuğumuz? İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılacağını ve Kanal İstanbul'a başlanacağını açıkladı. Bunu bir müjde olarak verdi kendisi. Kanal İstanbul'un ekonomiye maliyeti ne olacaktır? Ekonomik darboğazdayız bir noktada. Çünkü hem yüksek kur hem yüksek faiz var ortada. Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru buluyor musunuz ekonomik açıdan? Şimdi bir kısım insan şunu düşünüyor olabilir ve bunu düşünmeleri de gayet makuldür. Yani Ankara Sayın Cumhurbaşkanı bir proje geliştiriyor ve bu projeye karşı çıkıyorsunuz. İşte Türkiye'de geçmişte de birinci Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar oldu, ikinci Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar oldu, üçüncü Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar oldu. Yani bu tür projelere, büyük projelere karşı çıkanlar oldu gerçekten. Tabiri caizse ben üçüncü Boğaz Köprüsü'nün yapılması gerektiğini düşünenlerdendim. Ama üçüncü Boğaz Köprüsü'nün bugün dahi söylüyorum yeri ve konumu bence yanlış tercih edildi, yanlış yöntem belirlendi. Üçüncü havalimanı mesela, bir havalimanı yapılmasını doğru buluyordum verilen bilgiler çerçevesinde. Ama sonradan edindiğim bilgiler 3. havalimanına hiç gerek yokmuş. Ve 3. havalimanı ile ilgili 3. köprüyü beraber düşündüğümüzde Sayın Candan Karlıtekin, Türk Hava Yolları'nın eski yönetim kurulu başkanı olarak bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu 2013 yılında. 3. havalimanı ve 3. köprünün kuzeyde belirlenmesi bir büyük projenin ayağı olduğunu, hatta Kanal İstanbul'un da bu çerçevede o çok büyük projenin bir ayağı olduğunu söylüyor. Bu ayak nedir? Kuzey İstanbul'u imara açma projesi. Burada ne oluyor? İşte Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmalarında söylüyor, işte İstanbul'a ihanet ettik. Dikey yapılaşma, yani yüksek binalarla. Bu ihanet ettik sözü denilirken aslında İstanbul'da dikey yapılaşma neredeyse bütün izinleri kendisinin hakimiyeti olduğu dönemlerde verilmiş. Yani o dikey yapılaşma Sayın Cumhurbaşkanı'nın izinleriyle olmuş büyük oranda. Buna karşılık niye hata yaptık da ihanet ettik söylüyor. İşte Kuzey İstanbul'u imara açma. Yaklaşık 4 milyonluk yeni bir şehir. Yatay mimariyle yeni bir şehir. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul. Bu büyük projenin birer parçası. Yani 4 milyonluk yeni bir şehir veya 4 milyonla başlayan ama ileride daha da büyüyecek yeni bir şehir. Tabiri caizse İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında yeşillik anlamında bir şeyin kalmayacağını gösteriyor. Yani ormanlar filan bunların hepsi gidecek. Bu açıdan düşündüğümüz zaman, sadece çevre açısından düşündüğümüz zaman, işte Avrupa yakasında su kaynakları dediğiniz zaman su kaynakları da bitecek. Ormanlar gittiği zaman su kaynakları da bitecek. Nereden su alacaksınız? Vallahi Sanırım bilmiyoruz. Kanal İstanbul'un da Sazlıdere Barajı'na bağlanma ihtimali var. O hat üzerinden götürülmesi ihtimali var. Bu da su kaynaklarını etkileyeceğinin bir işaretidir. Zaten kendi Kanal İstanbul ÇED raporunda su kaynaklarının ciddi şekilde zarar görüleceği yazıyor. Ama orada şu yazmıyor. Bakın bu önemli bir nokta. Kanal İstanbul'un kendisi su kaynaklarına çok fazla zarar vermeyebilir. Yani bir miktar zarar verecek. Yine zarar verecek ama bir miktar verecek. Ama bunun yanında Kuzey İstanbul'u imara açtığınız zaman o imar su kaynaklarını bitirecek. O çerçevede ben hep şunu söylüyorum. Yani Kanal İstanbul'a kazma vurulduğu an özellikle İstanbul Boğazı yakınlarındaki yerlerde değil ama Kanal İstanbul'a yaklaşan taraflarda yani
Boğaz ekseninin biraz daha dışında. Bu nereden başlayabilirsiniz? Esenler'den başlarsınız. Esenyurt'a gidersiniz filan. Ben bu Kanal İstanbul'la Boğaz arasında kalan kısımda gayrimenkul fiyatlarının çok ciddi şekilde etkileneceğini, hatta düşeceğini düşünüyorum. O nedenle şöyle söyledim. Yani Kanal İstanbul'a kazma vurulduğu an İstanbul'un o arada kalan bölümlerdeki gayrimenkulünüz varsa satın, kiraya çıkın. Sebeplerinden bir tanesi şu. Bir çevre kalkacak dedik ama bir başka sebep de şu. Deprem riski. Yani biri Boğaz, biri de Kanal arasında kalan İstanbul. Biliyorsunuz Kanal'ın üzerine köprüler yapılacak. Bu köprüler bugüne kadar AK Parti'nin yaptığı köprüleri biliyoruz. Hep hazine garantili ve ücretli köprüler. Şimdi vatandaş durup dururken Kanal üzerindeki köprülere para ödemek durumunda kalacak. Bu maliyetler o aradaki kalan kanalla Boğaz arasında kalan, ama tekrar söylüyorum, Boğaz'ın kenarında kalan semtler değil. Bir arka tarafında Esenler gibi, Ok Meydanı gibi, orada oralardan başlayıp ileriye doğru giden semtlerde ciddi bir yoksulluğa sebep olacak, yokluğa sebep olacak. Ama biz işin daha çoğunlukla ekonomik tarafını da düşünelim. Ekonomik tarafında şu, Kanal İstanbul çok yüksek maliyetli bir proje. Verilen rakamlara bakıyorsunuz. Yıllık gelir beklentisi 1 milyar dolardan başlıyor. 10 milyar dolar, 20 milyar dolara kadar gidiyor gelir beklentisi. Maliyet dediğiniz zaman şu ana kadar sadece 1.74 milyar lira diye bir maliyet söylendi. Ama arkasından bunun 74 milyar liraya olmayacağını, belki de 74 milyar dolara olacağı söyleniyor. Hatta işte Sayın Uğur Emek bu konuda gerçekten önemli çalışmaları vardır. Uğur Emek'in hesaplamasında 60.1 milyar dolar bir maliyet çıkıyor. Ama bunun içerisinde elektrik ve doğalgaz gibi diğer şebekelerin yenilenmesi, yat limanı gibi diğer yeraltı ve yerüstü şeylerin yapılması yok burada. Bunları da eklediğiniz zaman yaklaşık olarak 70 milyar doların üzerinde bir maliyet çıkacağını söyleyebiliriz. Peki, burada şu soruyu soralım. Buradan ne gemi geçecek? Ne gelir elde edeceğiz? Şu anda Boğaz duruyor. Düşünün, yani bir ticari gemi Boğaz dururken, tabiri caizse neredeyse bedava ücret geçişi olan Boğaz dururken niye kanalı kullansın? Bir de kaza riski söylüyoruz. Boğaz'ın genişliğiyle kanalın genişliği ve derinliği arasında çok fark var. Yani kaza riski Kanal İstanbul'da Boğaz'a göre kat kat fazla. Diyeceksiniz ki efendim Boğaz'ın hemen kenarında evler var. O zaman kanalın kenarında evler olmayacaksa kanalı niye yapıyorlar? Kanalın kenarında da evler olacak. İmar rantı, çünkü bütün Murat Ağrıel birkaç gündür yazıyor. Kanal İstanbul etrafında arsa almayan kalmamış. Yurt içinden, yurt dışından herkes almış. Bütün bunları topladığınız zaman buraya yaklaşık 70 milyar dolar falan bir maliyet olan bir yere en az 100-150 milyar dolar hazine garantisi verilir. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Ben bir yıl önce 2020 yılının başında Cumhurbaşkanı dedi ki bu projeyi yap işlet devlet de yapabiliriz. Yok olmadı, çok itiraz geldi. Merkezi devlet bütçesinden de yapabiliriz. Yani hazine garantili olmadan da yapabiliriz. O gün şunu söyledim. Bir yıl önce TV5 arşivlerinde duruyor. Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden herkes bakabilir. Bu projenin kesinlikle hazine garantili yapılacağını, kesinlikle devletin kasasından, yani birinci, ikinci Boğaz Köprüsü gibi, hani devlet ihale ediyor, yaptırıyor, sonra kendisi alıp işletiyor. Bu şekilde yapılmayacağını, kesinlikle hazine garantili müteahhitlerle hazine garantisi verilerek yapılacağını söyledi. Sebebi şu, bu iş para işi. Bu iş hizmet işi değil, bu iş para işi. O yüzden bunu söyledim. Bu açıdan baktığınız zaman, bakın ben bunun siyasi yönlerini bilmiyorum. Montrö Anlaşması'na etkileri, işte Rusya-Amerika ilişkileri, onların istekleri falan, bunları bilmiyorum. Bunlar uzmanlık alanım değil. Ama bu proje, eğer buradan gemi için bu yapılıyorsa, yine Uğur Emek'in verilerinde var bu veri. Ya İstanbul Boğazı'nda gemi sayısı sürekli azalıyor. Gemi sayısı niye azalıyor? Şu nedenle azalıyor.
ülkeler ihracatlarını ve ithalatlarını, yani mal transferlerini ağırlıklı olarak daha fazla teknolojik ürünlere kaydırdıkça bu ürünler kargo uçaklarıyla daha fazla yapılıyor. Yani gemi üzerinden ticaretler gittikçe azalıyor. Azaldığı için İstanbul Boğazı'ndan geçişler, yani sadece bir yıl, iki yıl kriz, Türkiye'nin krizi de İstanbul Boğazı'ndan Türkiye'ye bağlı gemiler gidip gelmiyor. Özellikle bölge ülkeleri var. Yani Gürcistan var, Rusya var, Ukrayna var, Romanya var, Bulgaristan var. Bütün bunlara baktığımız zaman... Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. Evet, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. Bütün bunlara baktığımız zaman mesela 2007 yılında 55 binin üzerinde gemi geçişi varken şu anda 40 binin altında gemi geçişi var. Sürekli aşağıya düşüyor gemi geçiş trafiği Boğaz'da. Şimdi gemiler daha azalıyorsa, daha az kullanılıyorsa o zaman biz kanalı niye yapıyoruz? Yani kaza riski daha fazla, Boğaz'dan daha fazla. Gemi geçişi sürekli azalıyor. Biz kanalı gerçekten niye yapıyoruz? Niye 100-150 milyar dolarlık bir maliyet ve hazine garantisi riskine gireceğiz? Belki de 200 milyar dolara verilecek hazine garantisi, bilmiyoruz. Hiçbirini bilmiyoruz. Ben onun için Kanal İstanbul projesinin Türkiye ekonomisini ve temel yapılarına, hani tabuta son çiviyi çakma diyoruz ya, son çiviyi çakma işi olarak görüyorum. Bunu söylüyorum. Bir de şuradan değerlendirelim. Ya hep beraber bunun değerlendirmesini yapalım yani şu açıdan. Yani şu anda bakın kısa çalışma ödeneği dediğimiz şey ayda 2.2 milyar liraydı. Yani pandemiyle mücadelede onu da hazine, yani Ankara merkezi bütçeden ödemiyordu. Nereden ödüyordu? Çalışanların işsiz kaldıkları zaman işsizlik maaşı almak için çalışırken ödedikleri primle oluşan bir fon var. İşsizlik fonu. Bu pandemide kısa çalışma ödeneği oradan ödeniyordu. Yani hazine, Ankara kendi bütçesinden ödemiyordu bunu. Oradaki para bir yılda 130 milyardan 90 milyara kadar düştü. Hala 90 milyar para var orada. Ama ne yaptı? Bakın en son veri açıklandı. 55 bin vaka var değil mi? Ölümler 300'lere yaklaştı. 55 bin vaka. Dünyada birinciyiz vakada. Vaka sayısında pandemide. Kapanmak durumundayız. Kısa çalışma ödeneği gelmek durumunda. Ama vermiyor Ankara. Para yok diyor. Para yok. Yani 2 milyar 3 milyar ayda insanlara ölmesin diye para vermekten kaçınan Ankara 200-250 milyarlık şeyde veya 200 milyar dolarlık hazine garantili olabilecek Kanal İstanbul'a para buluyor. Veya 60 milyar dolar yapım maliyeti, en az 60 milyar dolar yapım maliyeti, 60 milyar dolar dediğimizde para ne biliyor musunuz? 500 milyar lira, 500 milyar lira yapım maliyeti olacak bir projeye para buluyoruz. Ama pandemide ölen insanlara 2-2,5 milyar aylık parayı bulamıyoruz. Dış borcumuzun yaklaşık yani 8'de 1'i kadar bir para aslında. Kanal İstanbul'un mu? 60 milyar dolardan bahsediyorum. 60 milyar dolar, evet. 60 milyar dolar aşağı yukarı 450 milyar dolar dış borcumuz var. 450 milyar dolar dış borcumuzu düşündüğümüz zaman bunun yanında düşük kalıyor ama maliyet olarak bakmayın buna. Buna şu şey açıdan bakalım. Bana göre, yani bana göre fazla, yani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Tabii fazla bir rakam. Dış borcumuzun önemli ciddi bir kısmı kapatılabilir. Hele ki şu kur farkıyla birlikte bir can suyu olabilirdi. Evet, can suyu olabilirdi. Ya bu para insanlara verilebilirdi. Zorda kalan insanlara verilebilir. İhtiyaç sahibi insanlara verilebilir. Veya üretim yapılabilir. Üretimi destekleyici kaynaklar aktarılabilir. Ülkenin ihracatı artar. Ülkenin üretimi artar. Cari açığı azalır. Yabancı sermaye ihtiyacı azalır. Bu sayede faizler düşer. Bu sayede dövizler düşer. Ülke istikrara kazanır. Ama biz istikrar nereden arıyoruz? Yani bize aslında 2003-2016-17 arasında, 17 dahil, 650 milyar dolar Türkiye'ye yabancı sermaye geldi. Bu parayı betona yatırmadıktan dolayı şu anda biz hala cari açık veren bir ülkeyiz. Parayı betona yatırdık. 2017'deki çalışan sayısı şu anda aynı. Hatta 2017'nin altında. Hem kriz var hem pandemi var. İkisi beraber birleşince. Yani ülke bu kadar fazla iktisadi ihtiyacı, para ihtiyacı bu kadar fazla olurken böyle bir projeye gitmek insanın aklını almıyor. Akıl alır bir şey değil. Ha gelsinler ki gelsinler bu söylenen argümanlara karşı, işte mesela şunu söylesinler.
Efendim Boğaz Köprüsü, İstanbul Boğazı daha geniş, İstanbul Boğazı daha derin. Ama işte biz diyoruz ki hem daha geniş hem daha derin, kaza riski daha az ama Kanal İstanbul çok daha dar ve çok daha yufka, yani o kadar derin değil. Ama Kanal İstanbul'da kaza riski daha az olacak diyorlar. Bunu izah etsinler. Veya Boğaz'dan geçen gemi sayısı gittikçe azalıyor ve gemiler oradan neredeyse para ödemeden geçerken niye Kanal İstanbul'da bu kadar para verip de gemileri geçecekler? Bunu izah etsinler. Yani insanların, toplumun kafasında bu kadar soru var ve bu sorular karşısında bir tanesi de şu: İstanbul'un çevresi, Kuzey İstanbul, yeşilliği, ormanları bitecek. Ormanları biten İstanbul'un Avrupa yakası, tırnak içerisine söylüyorum, Avrupa yakası da bitecek İstanbul. Tekrar söylüyorum, Boğaz kenarı hariç. Yani Boğaz hemen Boğaz ve Boğaz'ın hemen yanı hariç, o arka taraflarda kalan semtlerin bitecek. Çünkü ulaşım yolu olmayacak. Ve en önemlisi de buraların doğal ihtiyaçları karşılanamaz noktaya gelecek. Nasıl bir ülke olacağız, nasıl bir yer olacağız, gerçekten kestirmek zor. Bütün bunları topladığımız zaman Kanal İstanbul'un neden yapıldığını, neden ısrarla, bu çok ısrar edildiğini gerçekten anlamak zor. İktisadi olarak anlamak zor. Yani bulamıyoruz. Yani bir şey bulamıyoruz. Ha desinler ki iddialarında öyle yapalım, bunu söyleyelim. Yani Ankara, yani Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi Kanal İstanbul'un yapım maliyeti konusunda ve Kanal İstanbul'dan geçilecek gemiler konusundaki öngörüleri çok doğruysa en azından hazine garantisi vermeyin şuraya. Yani siz yapın. Siz yapın da bitsin. Yani hazine garantisiyle, bakın Kanal İstanbul sayesinde ne olacak biliyor musunuz? 150-200 milyar dolar hazine garantisi ne demek biliyor musunuz? 84 milyonun en az 25-30 yıl daha bu müteahhitlere çalışması demek. Çok vahim bir rakam. Çok vahim bir rakam. Yani şurada Kuzey İstanbul'da ormanları kesip yatay mimariyle bina yapacağız diye ülke ekonomisinin de İstanbul'un çevresinin de ve geleceğini bitirme noktasına geliyoruz. Bu kadar vahim bir proje. Yani bunun vahimliğini galiba ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. En azından şunu söyleyebilirim: Kanal İstanbul belki de seçimden sonra, yani Ankara'da artık seçimden önce Kanal İstanbul'a başlamamalı. En azından başlayacaksa önümüzdeki seçimde bir Kanal İstanbul referandumu gibi de olsun. Yani millet de ona göre oy versin. Ha, millet istedi. 84 milyonun 50 milyonu, 55 milyonu istedi Kanal İstanbul'u. O zaman ne yapalım? Biz de kenara çekiliriz. Deriz ki buyurun yapın. Bütün maliyeti, çoğunluk istediyse bütün maliyeti hep beraber öderiz yani. Yapacak bir şey yok. Elimizden ancak bu gelir. Uyarımızı yaparız. Risklerimizi söyleriz. Geriye yapabilecek bir şey yok. Ama bugün durumumuz çok vahim. Yani bugün gerçekten, yani bugün durumumuz o kadar vahim ki 10 milyonun üzerinde işsiz. Şimdi kısa çalışma ödeneği kesilecek. Yani bunun üzerine kısa çalışma ödeneğinin kesilmesiyle yaklaşık 1,5 milyon daha yeni işsizlerin eklenmesi bekleniyor. İşte Ramazan'da yerler kapanacak, edilecek. Şimdi eskiden köylerde şu vardı, toplumun önemli bir kısmı köydeydi. Şehirde olan bir kısım da köyleriyle irtibatlı haldeydi. İşsiz kaldığında veya bir gelir kaybına uğradığı zaman o köydeki yakınlarıyla veya köydeki kendi eski arazisiyle bir şekilde irtibata geçip o dönemini daha az hasarla atlatabiliyordu. Ama şimdi şehirleşti. Şehirleşme çok yükseğe ulaştı. Köylerle irtibatlar kesildi. Yani bir insan bir ay işsiz kaldıktan sonra ikinci aya yetişemiyor. Üçüncü aya hiç yetişemiyor. Hadi kredi kartı dedin. Eş dost akrabadan borçlandın. Şunu yaptın, bunu yaptın. 3 ay, 5 ay idare ettin. Hadi 1 yıl idare ettin. Boğazına kadar borca battın. 1 yıl idare ettin. Sonrası ne olacak? Bakın 2017'den beri işsiziz. Türkiye 2017'den beri 3 milyon civarında yeni işini kaybedenlerden dolayı işsiz. 2 milyon civarında da artan nüfustan dolayı işsiz. Zaten 2,5 milyon civarında yeni işsiz vardı. Toplam aldığınız zaman
7,5 milyon civarında bir işsizlik ediyor. Bir de kısa çalışma ödeneğiyle, kısa çalışma süresiyle ve geniş tanımlı işsizlikle baktığımız zaman eski geniş tanımlı işsizlik neydi? O hani iş aramakta çok ısrarcı olmayanlar diyelim. Onları da eklediğimiz zaman 10 milyon işsiz. Şimdi 1,5 milyonda iş aramaktan ümidini kesmiş, vazgeçen insanlar da sanırım buna dahil. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu geniş tanımlı işsizliğe giren şey o. Yani bu önceden de vardı ama oranı daha azdı bunun. Umudunu kestiği için iş aramıyor artık. Herhangi bir kuruma başvurmamış. TÜİK diyor ki son bir ayda herhangi bir iş arama kurumuna başvurmuş olmak gerekiyor. Başvurmadıysan işsiz sayılmıyorsun. Ama bunları evde oturan o işsizleri de hesapladığımız zaman işte 10 milyonun üzerinde işsiz çıkıyor. Yani bu kadar, zaten TÜİK de %27 diyor ama normalde %30 civarında bir işsizlik. Şimdi kısa çalışma ödeneği de kesilince 1,5 milyon daha onun üzerine işsiz gelmesi bekleniyor. Şimdi böyle bir ekonomide bir de fiyat şeyi artıyor. Yani şunu söyleyelim, yani müthiş derecede bir fiyat artışı var. Yani hem fiyat artışı %16,2, TÜİK'in açıkladığı fiyat artışı %16,2 ama vatandaşın hissettiği, enflasyon araştırma grubunu, ENAG dediğimiz enflasyon araştırma grubunun açıkladığı rakam da %30'un üzerinde. Evet, ama yani ben de onu sormak istiyorum size. Enflasyon rakamı %16 civarında açıklandı. Ancak reel enflasyon, halkın markete girdiğinde hissettiği enflasyon bana göre daha da fazla yüksek. Size göre enflasyonun gerçek oranı nedir? Türkiye bu enflasyon, kur, faiz ve işsizlik çıkmazından nasıl kurtulacak? Çıkma ihtimali şu anda yok. Şu anda bu sarmaldan çıkma ihtimali yok. Çünkü buradan çıkabilecek herhangi bir reel irade, bilgi iradesi yok Ankara'da. Onun için söylüyorum. Yani kimse bu hayat pahalılığının düşmesini beklemesin. Kimse ucuzluk beklemesin. Kimse işsizliğin ciddi bir şekilde azalmasını beklemesin. Böyle bir ihtimal yok. Şimdi enflasyonda başka bir şey söyleyeceğim. Hissedilen enflasyon %30'lar. Şimdi kur artışına bakıyoruz. %40'lar civarı kur artışı var. Parasal genişlemeye bakıyoruz. Yine aynı şekilde parasal genişleme var 2020 yılında. Şimdi tabiri caizse şöyle söyleyeceğim. Karşılıksız para bastığınız zaman, buna ilk saçla şöyle örnek veriyor. Efendim 10 tane yumurta var. Karşısında da 10 tane para var. 10 adet. Bir yumurtanın fiyatına, yumurta başına düşen para ne? 1 adet veya 1 lira diyelim. Adedi 1 lira diyelim. Bir yumurta, 10 yumurta 10 lira var. O zaman bir yumurtaya 1 lira düşüyor. Siz şimdi yumurtayı artırmadan para miktarına 5 lira daha para bastınız. Ne oldu? 10 yumurta 15 tane de para. 15 lira da para. O zaman yumurta fiyatı ne oluyor? 1 liradan 1,5 liraya çıkıyor. Şimdi 2020 yılında böyle oldu. Ciddi bir para basıldı. Bu parayı bastığınız zaman ne oluyor? Parasal genişleme yaptığınız zaman bu 3 ay sonra başlamak üzere 18 aya kadar fiyatlara yansıyor. Ama TÜİK açıklıyor fiyatları. Allah Allah, hiç yansımamış. Ama üretici fiyatlarına bakıyorsunuz. Üretici fiyatları özellikle son ayda, bu Mart ayında Merkez Bankası Başkanı değişimiyle kur artışı da yaşandı. Mart ayında tüketici fiyatı %1 artıyor. Üretici fiyatı, yani maliyet cephesi diyoruz buna, %4 artıyor. Toplamda yani son bir yılda tüketici fiyatı %16,2 artıyor. Üretici fiyatı 31,2 artıyor. İki kat. Yani yaklaşık olarak neredeyse tam iki kat. Bu ne demek? Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu grafiğimizde de görüyorsunuz. Grafiğimiz şeyde var. TÜFE, ÜFE. Ve gıdayı da ekledim burada. Gıdayı niye ekledim? Gıdayı şu açıdan ekledik. Üretici fiyatlarında da %20 oranında gıda fiyatları etkiliyor. Üretici fiyatlarında ağırlığı çok yüksek. Mart ayında üretici fiyatları genel endeksi 4,13 arttı ama gıda fiyatları 2,47.
Yıllıkta da üretici fiyatları 31.2, gıda fiyatları 29.26. Hafif gerisinde ama tüketici fiyatlarının çok üzerinde. Şimdi bu grafikte şunu görüyoruz. Bu grafik neyi gösteriyor? Tekrar grafiğe bakıyorum. En üstte koyu mavi olarak gözüken üretici fiyat endeksi. Ne zamandan beri yukarıda? 2018'in başlarından beri yukarıda, en üstte. Yani maliyet baskısı devam ediyor. Ve maliyet baskısı giderek artıyor. Gıda fiyatlarında üretici fiyatlarına bakıyorsunuz. Yine gıda fiyatlarında tüketici fiyatının üzerinde. O ne zaman üzerine çıkmış? 2020 yılının ortasından, 2020 yılının başlarından diyebilirim. Ortasından diyelim. Ortası tam olarak söyleyeceğim. Ağustos ayı. Ağustos ayından beri gıda fiyatlarında üretici fiyatları raf fiyatlarının üzerine çıkmış. Gıdada bile. Yani gıdanın toptancı fiyatı raf fiyatından daha fazla artmış. Bu neyi gösteriyor? Bu grafik en altta da, en altta ise tüketici fiyatı gözüküyor. En alt çizgi. Bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde kademeli olarak üreticilerin maliyetinde yaşanan bu artış raf fiyatlarına yansımaya devam edecek. Yani yıllık enflasyon %16'lardan %15, %14, %13'lere değil %17'lere, %18'lere doğru çıkacak. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Efendim, sıkı para politikası veya kuru düşürerek bir miktar engelleyebilirsiniz ama onun da maliyeti var. Ya şirketler burada zam yaparak bu maliyetlerini vatandaşa yansıtacaklar veya da bu şirketlere kamu, devlet çok ucuz krediyle yeni batık krediler verecek. Kredi limitini 2020 yılında doldurduk. O verilemiyor. O zaman çözüm ne olacak? Çözüm yok. Çözüm şu anda film gibi oturup seyrediyoruz. Şimdi burada bir noktayı söyleyeceğim. Üretici fiyatlarında artış yıllıkta %31.2 ama bakın enerjide mesela bir artış var. Enerji üzerinden gitmek istiyorum önce. Mesela elektrik, doğalgaz burada artış yok. Buradaki bu enerjide artış yok fazla. Şeyde enerji artışı var. Petrol ürünlerinde. Buradaki artış çok yüksek. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Evet. %76.19 artmış petrol ürünleri. Petrol ve petrol ürünleri. Bunun yanında ve petrolün başka türev ürünleri var ama bunu tüketiciye o kadar yansıtmıyoruz. Yani üreticide fiyat böyle arttı ama tüketiciye Eşel Mobil Sistemi falan var ya, hani diyoruz ya, akaryakıt fiyatlarına zam geldi ama tavana takıldığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacak. Tamam, bunu bir miktar şey yaptık, tüketici fiyatlarına yansıtmadık. Ama mesela bir şey söyleyeceğiz. Mart ayında tekstil ürünleri %5.02 artmış. Tekstil ürünleri. Bunun karşısında giyim ürünleri %1.36 artmış. Son bir yılda tekstil ürünleri %27.61 ama giyim ürünleri 8.64. Anlamı ne? Tekstil konfeksiyonda çok ciddi bir maliyet baskısı var. Bu maliyet baskısı önümüzdeki dönemde mağaza fiyatlarına baktığınız zaman takım elbiseydi, gömlekti, kravattı veya başka şeydi. Tekstil, giyim, konfeksiyonda önümüzdeki dönemde muhtemelen bu yaz sezonuyla beraber çok ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağız. Yani eğer ihtiyacınız varsa hemen şu anlarda şeyi alabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yani burada, üreticinin üretim maliyetleri hem ham madde hem işçilik veya diğer alanlarda arttı ama bunu bir süredir tüketiciye yansıtmıyordu. Bu şişkinlikte sanırım çok sert bir zam furyası getirecektir. Doğru evet. Mu? Evet, aynen bu şekilde. Şimdi tekstilin alt detayına bakacağız. Tekstilin alt detayında neler var? Mesela tekstil ürünlerinde, tekstil ana maddesinde son bir ayda %5.02 zam geldi. Son bir yılda %27.61. Ama bir alt detayına bakıyoruz. Mesela tekstil iplik ve elyafları, yani ilk madde.
%35.94 artmış son bir yılda. Son bir ayda %6.8. Yani ana girdi madde. İkinci madde dokumalar şeyler %21 artış. Aylık artışta %3.9. Burada şunu görüyoruz. Tekstil, giyim böyle şeyi düşünün. Bir baştan sona bir hat düşünün. İşte ham madde pamuk olarak veya diğer ürünler olarak giriyor. Oradan iplik olarak başlıyorsunuz. İşte iplikte artış %36 yıllık artış. Bu şimdi o iplik olduktan sonra dokuma, kumaş filan böyle kademe kademe gelecek. En son ürün işte en son ürün nedir? İşte gömlekli, kazaklı, elbiseydi, şuydu, buydu. Henüz şu anda fiyat artışı oluğun başında, ilk girdi bölümünde. Orada fiyatlar artmış, müthiş derecede artmış. Ama son üründe şu anda bakıyorsunuz mağazalarda şeyde, mesela elbise var. Diyelim ki bir takım elbise üzerinden örnek verelim. Bunu firmalar o ilk iplikli ana giyimdi şuydu buydu bunları geçen yılki fiyatlarla yapmışlar. Yani ucuz fiyatlarla yapmışlar. Onun için şu anda bir daha düşük fiyata satabiliyorlar. Ama yeni gelecek ürünler %30-35 zamlanmış bir ürünler. Maliyet artmış ürünler. Dolayısıyla 2021 yılının yaz aylarından sonra, yaz aylarıyla beraber özellikle sonbahara doğru göreceğiz. Tekstil konfeksiyonda, giyim şeylerinde çok yüksek fiyat artışlarıyla karşılaşacağız. Başka neyi var? Başka bir şey daha var. Mesela ana ürün olarak söyleyeceğim bunu. Yine yıllık artışı çok yüksek olan şeylerden bir tanesi Mart ayında sadece artan ana metaller dediğimiz metal ürünleri, ana ham maddeler yani sanayide, imalat sanayinde kullanılan yıllık artışı da %61, 60.98. Ana metal ürünler, bunun alt bileşenlerinden söyleyeceğim şimdi birkaç şeyi. Şimdi bizi izleyen seyircilerimiz şöyle diyebilirler, yani bunlar çok karışık gelebilir ama hayatlarını etkileyecek. İşte ana metal %60.98 yıllık artış. 9.1 son bir aylık artış. Mesela ana demir çelik ve ferro anlaşmalar diye veriliyor. %64.75 artmış burada. Tüp boru içi boş profillerle ilgili şeyler veriyor. %64.34 artmış. Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler diyor. Çelik ürünleri de %54.48 artmış. Bunun anlamı ne geliyor? Metale bağlı ürünler. Mesela ne gelir aklımıza? Otomotiv. Çok fazla metal kullanılıyor değil mi? Veya beyaz eşya. Hani beyaz eşya hepimizi daha fazla ilgilendiriyor. Şimdi buralardaki fiyat artışları da karşımıza gelecek. En yüksek fiyat artışlarından bir tanesi de metal kullanımı yüksek olan ürünlerde yeni fiyat artışları karşımıza gelecek. Bir tanesi ne dedik? Giyim, tekstil giyim dedik. Tekstilde fiyatlar artıyor, giyime yansıyacak. Bir tanesi metal ürünlerin kullanımının yoğun olduğu sektörlerdeki ürünler. Onlarda çok ciddi fiyat artışları gelecek karşımıza. Bunun dışında mesela kimyasallarda bir miktar gelecek. Kağıt ürünlerinde yine bir miktar fiyat artışları gelecek. Ama toplama aldığımız zaman özellikle giyim ve metal ürünler çok dikkat çekiyor. Gıda ile ilgili şunu söyleyeceğim. Gıda da şu anda yüksek ama yeni hasat döneminde gıda da eğer verim alabilirsek tarlada değil. Hal yasası ve perakende sisteminde düzenleme yaparsak orada verim alırsak gıda da sorunu çözebiliriz. Ama tekstil giyim olsun, metal ürünler olsun burada Merkez Bankası para politikasıyla da çözebileceğimiz bir şey yok. Burada önümüzdeki dönemde hep beraber bakarız. Çok ciddi fiyat artışları bizi bekliyor. Fiyat şeyleri gelecek. Şimdi diğer şeyler mesela metale bağlı olarak söylüyorum. Fabrikasyon metal ürünleri diyor. %4.77 aylık artış. Yani oldukça yüksek aylık artış. Kimyasal ve kimyasal ürünler %6.88 aylık artış. Kağıt ürünleri %2.63 aylık artış. Ve eczacılık o tüketiciye de yansıdı. Onu tüketici fiyatında da görüyoruz. Bu Mart ayında eczacılık yani sağlık ürünlerine %7.28 zam yapıldı, zam geldi. Ama tüketicide de %3 civarında bir sağlık
harcamalarında fiyat artışı görüyoruz. Oraya da yansıdı o. Ama bizim ana olarak dikkat etmemiz gereken, yani genel anlamda söylüyorum, üretim maliyetleri birikti, raf fiyatlarına yansımak için sıra bekliyor. Yani önümüzdeki bizi bekleyen ciddi bir zam furyası bekliyor. Bundan nasıl korunuruz, nasıl çıkarız? İşsizlikle beraber düşündüğümüz zaman gerçekten çok zor, yani çok zor bir durum. Yani buradan çıkış çok zor bir durum. Bunun yanında zaten insanlar işsiz, zaten bir gelirleri yok. Açlık ciddi şekilde risk oluşturuyor. Ama bizim düşüncemiz Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Bunun üzerine daha ne söyleyebiliriz, ne ifade edebiliriz, yani nasıl uyarabiliriz? Vallahi ben de bilmiyorum. Pes edecek bir durum var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kahveci. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta istiyorum ki biraz daha böyle umut verici konuşmalar yapalım. Ama ülkemizin gündemi genellikle buna izin vermiyor. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.